Bugün sizlere yüksek tansiyondan, hipertansiyondan bahsetmeye çalışacağım. Hemen kum saatimi çeviriyorum. Yüksek tansiyon nedir? Normal ve yüksek tansiyon değeri kaç olmalı? Kişiden kişiye değişiklik gösterir mi? Öncelikli olarak kan basıncının normalden yüksek olduğu durumlara hipertansiyon, yüksek tansiyon diyoruz. Peki nedir optimal tansiyon değerlerimiz? Olması gereken tansiyon değerlerimiz 120'ye 80'in altında. Yani büyük tansiyonumuzun 120, küçük kan basıncımızın da 80'in altında olmasını normal olarak kabul ediyoruz. Bunlar halk arasında bazen 12'ye 8 olarak da isimlendirilebiliyor. Peki hipertansiyon diyebilmek için kaç olması gerekiyor? Hipertansiyon diyebilmek için bunun 14'e 9'un yani 140'a 90 üzerinde olması gerekiyor. Geride kalan değerlerde yani 120 ila 140 arasında veya 80 ila 90 arasındaki değerlerde bu hastaları biz yüksek normal olarak isimlendirip bu hastaları yakın takibe, yakın izleme alıyoruz. Peki tansiyonumuzu ne zaman ölçmeliyiz? Yani hangi yaştan itibaren tansiyonumuza bakmalıyız? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bu konudaki verisi çok net. 18 yaşından itibaren her bireyin mutlaka yılda bir kez tansiyonunu ölçmesi gerektiğini önemli belirtiyor. Peki çok sıklıkla yapmış olduğumuz bir olay. Birçoğumuzun evinde tansiyon aletleri oluyor. Evde tansiyonumuzu ölçüyoruz. Evde tansiyonumuzu ölçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikli olarak evde tansiyonumuzu ölçerken mutlaka koldan tansiyon ölçen aletlerle tansiyon ölçmek gerekiyor. Çünkü tansiyonu biz tansiyon aletleriyle atar damar üzerinden ölçüyoruz. Atar damarlarımız kolumuzda tek damar olarak ilerlerken dirseğimizden sonra iki damara ayrılmaktadır. O yüzden el bileğinden yapılan ölçümler yanlış olabilmektedir. Bu nedenle yapacağımız tansiyon ölçüm aletinin koldan ölçen bir alet olması gerekmektedir. Öncelikli olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine tansiyon sabah ve akşam günde iki kez ölçülmelidir. Tansiyonlarımızı ölçerken mutlaka en az 30 dakika öncesinden herhangi bir fiziksel aktivite yapmamış olmamız gerekiyor. Yani örneğin egzersiz gibi, sigara, kafein gibi içecekler içmemiş olmamız gerekiyor en az 30 dakika öncesinden. Ve yine 5 dakika dinlenmiş olmamız gerekiyor tansiyon ölçümlerini yaparken. 1 dakika arayla 2 ölçüm alıyoruz ve bu 2 ölçümün ortalamasını alıyoruz. Bütün ölçümleri hem sağ kol için hem de sol kol için mutlaka ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz ve bunları ne yapıyoruz? Bir kağıda not ettikten sonra eğer tansiyon hastalığı şüphemiz varsa mutlaka bir kardiyoloji hekimine başvurmamız gerekiyor. Evde kan basıncı ölçümü şu nedenle önemli. Bildiğiniz üzere hastaneye gittiğimiz zaman veya doktorun yanına gittiğimiz zaman beyaz önlük hipertansiyonu dediğimiz strese bağlı tansiyon yüksekliğimiz olabilir. Evde yapacağımız ölçümlerle en azından beyaz önlük hipertansiyonun da önüne geçmiş olmaktayız. Peki tansiyon belirtileri nelerdir? Tansiyonun çıktığını nasıl fark edebiliriz? Öncelikli olarak bu kişilerde yüksek tansiyona bağlı baş ağrısı olabiliyor, terleme olabiliyor, göğüs ağrısı olabiliyor. Tansiyonun ilerleyen dönemlerinde nefes darlığı olabiliyor, bacaklarda ödem olabiliyor. Yine bu kişilerde halsizlik gibi, yorgunluk gibi, görmede bulanıklık gibi bir takım şikayetler hipertansiyona bağlı meydana gelebiliyor. Peki yüksek tansiyon neden oluyor? Risk faktörleri neler? Yüksek tansiyon riskini artıran faktörler var mı? Öncelikli olarak tansiyonu en sık artıran neden yaş. Yani yaşla beraber tansiyonumuz çıkmaya başlıyor. Peki burada tansiyon için belirlemiş olduğumuz, direkt olarak adını koyduğumuz altta yatan bir neden var mı? Maalesef direkt olarak suçlayabileceğimiz elimizde kanıtlanmış bir neden yok. O nedenle tansiyon hastalarının çoğunluğunu biz esansiyel hipertansiyon dediğimiz, yani altta yatan nedeni bilmediğimiz tansiyon olarak gruplandırmaktayız. Ama tansiyon riskini artıran bir takım durumlar söz konusu. Bunların başında yaş demiştik. Yaşla beraber tansiyon hastalığı ciddi anlamda artıyor. Özellikle 40 yaşından sonra tansiyon riski anlamlı bir şekilde artış gösteriyor. Yine obezite çok önemli. Obeziteye bağlı vücutta tüm damarlarda bir direnç meydana geliyor. Bu dirence bağlı hipertansiyon olmazsa olmaz. O nedenle obez kişilerde tansiyon hastalığını çok sık görüyoruz. Aile hikayesi yine genetik kalıtım söz konusu burada. Genetik kalıtıma bağlı olarak da hipertansiyon görülebiliyor. Genetiğinde hipertansiyon üzerine etkisi %30 civarında olduğu bilinmekte. Yine ırk önemli bir etken. Siyah ırkta hipertansiyon daha sık görülüyor. Azalmış nefron sayısı dediğimiz, yani böbreklerin az gelişmiş olması, özellikle erken doğum yapmış kişilerde veya anne karnında
gelişim küçüklüğü olan, gelişim bozukluğu olan kişilerde hipertansiyon daha sık görülebiliyor. Yine yüksek tuz alımı, bugün çok sık bahsedeceğiz. Yüksek tuz alımı çok önemli. Özellikle günde 3 gramın üzeri tuz hipertansiyona sebebiyet verebiliyor. Tabii hastalara ben bunu söylediğim zaman hastalar soruyor. Hocam 3 gramı nasıl dartacağız? Evimizde o kadar hassas bir dartı yok diyor. Bunu hastalara şu şekilde tarifliyoruz. Bir çay kaşığına tuz doldurduktan sonra üzerini elinizle tıraşladığınız zaman çay kaşığında kalan miktar 3 gram olarak ölçülüyor. Günlük alacağımız tuz miktarı 3 gramı geçmemeli. Maalesef ülkemizde ortalama tuz alım miktarı 15 ila 30 grama kadar değişmekte. Bunun da önemli bir kısmını maalesef ekmekler barındırıyor. Vücudumuz için ihtiyacımız olan tuzu biz zaten birçok yiyecekle, birçok besinle alıyoruz. O nedenle yiyeceklere ekstradan tuz atmamak gerekiyor. Bu nokta çok çok önemli. Artmış alkol tüketimi yine hipertansiyona sebebiyet verebiliyor. Fiziksel aktivite çok önemli. Özellikle inaktif kişilerde, yani spor yapmayan, hareketsiz bireylerde, sedanter yaşam tarzını benimseyen kişilerde, bireylerde hipertansiyon sık görülüyor. Egzersize bağlı hipertansiyon düşüyor, kan basıncı düşüyor. Kişilik özellikleri çok önemli. Özellikle depresyona yatkın bireylerde hipertansiyon daha sık görülüyor. Ve yine maalesef toplumumuzun baş belası sigara, özellikle damarlarda sertliğe sebebiyet verip, yine damarlar içerisinde bir hasara sebebiyet verip, hipertansiyona sebebiyet verebiliyor. Bu saymış olduğumuz risk faktörlerinden bazıları değiştirilebilir risk faktörleri. Bugün hipertansiyonun tedavisini konuşurken onlardan bahsedeceğim. Örneğin genetik, yani anne babamızdan almış olduğumuz genetik bir kalıtımı değiştirme şansımız yok. Ancak sigara gibi, alkol gibi, tuz tüketimi gibi, sedanter yaşam gibi, egzersiz gibi, besinler gibi birçok yaşam tarzı değişikliğini yaparak hipertansiyonu en azından önleme şansımız, önleme imkanımız mevcut. Az önce bir şeyden bahsettim. Dedim ki, yani hipertansiyonun çok sık eşlik ettiği iki hasta grubu var. Bunlar birincisi diyabetik hastalar, ikincisi de kolesterol yüksekliği olan hastalar. Bir kere yani bu hastalıkların varlığında kalp krizi riski, damar tıkanıklığı riski veya inme riski, böbrek hastalığı riski bu hastalarda çok yüksek miktarda artıyor. O nedenle hipertansiyon olan kişilerin eğer eşlik eden hastalıkları varsa, diyabet gibi, kolesterol yüksekliği gibi veya böbrek hastalığı gibi eşlik eden hastalıkları varsa mutlaka tansiyonu daha iyi kontrol altında tutmaları gerekiyor. Çünkü bu hastalarda risk daha yüksek. O nedenle tansiyon hastalığı olan bireylerin eşlik eden hastalıklarını mutlaka kontrol altında tutmaları gerekiyor. Bir hastaya yeni tansiyon tanısı koyduğumuz zaman ilk sorduğu sorulardan biri şu. Hocam yüksek tansiyonu ilaçsız nasıl düşürebilirim? Yüksek tansiyonla beslenme arasında bir ilişki var mıdır? Yani ben bunu yaşam tarzı değişikliğimle düşürebilirim. Tabii ki var. Az önce bahsettik. Şimdi birazdan tansiyon tedavisinden bahsederken ilaçların etkinliklerinden de bir miktar kısaca bahsedeceğim. Yaşam tarzı değişikliği, özellikle kilo vermek, tansiyonda 20 mm civa kadar bir düşüşe sebebiyet veriyor. Yani bu kullanmış olduğumuz en etkili ilaçlar kadar neredeyse denk bir değere denk geliyor. Yani bizim vermiş olduğumuz tansiyon ilaçları da ortalama kan basıncını 20 mm civarına düşürüyor. Örneğin 160 mm civa kan basıncı olan bir hastaya tansiyon ilacı başladığımız zaman genelde tek ilaçla bu 140'a düşüyor. Ama yaşam tarzı değişikliğiyle de tek başına bunu o kadar düşürmek mümkün. O nedenle biz yeni tansiyon tanısı koymuş olduğumuz bireylerde, eğer bu tansiyon yeni başlangıçlı ve hafif düzeyde bir tansiyon yüksekliği varsa, öncelikli olarak yaşam tarzı değişikliklerini öneriyoruz bu kişilere. İşte kilo vermesini, beslenmesine dikkat etmesini, tuzdan uzak durmasını, egzersiz yapmasını, sigarayı, alkolü bırakmasını bu hastalara tavsiye ediyoruz. Genelde bu hastalardan eğer ilk 3 ay içerisinde, yani çok sıkı bir şekilde bu önerilere uyan hastalarda da çok ciddi olarak tansiyonun kontrol altına alınabildiğini görebiliyoruz. Yine tansiyonu yükselten ilaçlar var mıdır, yiyecekler var mıdır diye baktığımız zaman öncelikli olarak tuz içeren ve tuzlu birçok, yani bütün yiyecekler tansiyonu yükseltiyor. İşte örneğin turşu gibi veya işte kızartılmış besinler gibi, bunlar yüksek tansiyona sebebiyet verebiliyor. İşlenmiş et ürünleri, hamur ürünleri, yine sakatatlar, bunlar tansiyonu yükseltebiliyor. Kafein içeren içecekler, bunlar tansiyonu yükseltebiliyor. Fast food ürünleri, aşırı tatlı tüketimi, bunlar yine tansiyonu yükseltebiliyor. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti'nin önermiş olduğu 3 tür egzersiz söz konusu. Birincisi tempolu yürüyüş, ikincisi bisiklet, yani bu evde kullanılan bisikletlerden de olabilir. Üçüncüsü de yüzme. Bunlar Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti'nin
kalp sağlığını korumada direkt olarak önermiş olduğu 3 spor türü. Bunlardan da özellikle haftada en az 5 gün 45 dakika, en az 5 gün 45 dakika bu egzersizleri yapmak gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, burada süremiz bitti ama konumuz önemli ve uzun da bir konu aslında. Önemli olması hasebiyle birkaç noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. O nedenle burada kum saatimi durduruyorum. Yine hastalarımızın çok sık sorduğu bir soru. Evde yüksek tansiyon nasıl düşürülür? İlk müdahale yöntemimiz ne olmalı? İşte bazen soruyorlar hocam işte bir sarımsak yutsam veya işte bir bardağı limon sıkıp içsem yeterli olur mu? Bunlar tabii ki geçici çözümler. Bunlar tansiyonumuzu yeterli kadar kontrol altına almayabilir. Tabii ki bunları yapmakta fayda var ama bunlar kesin çözümler değil, geçici çözümler. O nedenle bunları yaptıktan sonra mutlaka bir hastaneye, bir acil servise başvurmak gerekiyor. Yine eğer kalp doktorumuz öneriyorsa evde acil tansiyon düşürücü dilaltı ilaçlar bulundurmakta fayda var. Bu ilaçlarla ani tansiyon yükselmelerinde kan basıncını kontrol altına alabiliriz. Ani tansiyon yüksekliğinin genelde en sık sebebi maalesef dikkat edilmeyen diyet. Yani aşırı tuzlu bir yemek yediğiniz zaman ani tansiyonunuz yükselebilir. Veya aşırı sinirlendiğiniz zaman, aşırı bir olaya tepki gösterdiğiniz zaman ani tansiyon yüksekleri olabilir. O nedenle çok dikkat etmek gerekiyor. Yüksek tansiyon kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Çok kısa bir şekilde bundan bahsetmek istiyorum. Az önce bir şeyden bahsettim. Hipertansiyon, diyabet gibi, kolesterol yüksekliği gibi. Bunlar birbiriyle çok sık birliktelik gösteren hastalıklar. O yüzden bunlar erken dönemde vücutta zaman içerisinde yani bir zaman içerisinde vücutta endorgan hasarına, yani organ hasarına sebebiyet veriyor. Yani hipertansiyon olan bir birey hemen birden beyin kanaması geçirmiyor veya hemen birden kalp krizi geçirmiyor veya diyabeti olan veya kolesterol yüksekliği olan. Bunlar zaman içerisinde, kronik bir süreç içerisinde kalbimize, beynimize, bütün damarlarımıza maalesef zarar verebiliyor ve ilerleyen dönemde kalp krizi gibi, kalp yetmezliği gibi, böbrek yetmezliği gibi, unutkanlık gibi, demans gibi, inme gibi, felç gibi birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Burada bazen diyabetik hastalar soruyor, hocam benim eşlik eden şekerim var, bundan bahsettik. Bunlarda tansiyon daha mı riskli? Evet, daha riskli. O yüzden bu hastalarda tansiyonu daha sıkı bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Yine bazen gebe hastalarda tansiyon görülebiliyor. Bu da çok önemli. Özellikle gebeliğin 4. 5. aylarından itibaren hipertansiyon ortaya çıkabiliyor. Mutlaka gebelerde tansiyon takibi öneriyoruz. Çünkü bu preeklampsi ve eklampsi dediğimiz çok önemli sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Yine çocuklarda da, anne karnındaki çocukta da, bebekte de gelişim geriliğine sebebiyet verebiliyor. Son olarak burada şunu vurgulamak istiyorum. Hastalara hep şunu söylüyorum. Tansiyondan korkmayın. Tedavisiz bırakılan, kontrolsüz bırakılan tansiyondan korkalım. Tansiyon için elimizde birçok hem gerek yaşam tarzı değişikliği hem de tedavi açısından birçok seçenek mevcut. O nedenle tansiyondan korkmayalım ama mutlaka tansiyonumuz için de gerekli olan bir yaşam tarzı değişikliklerini, iki de doktorumuzun önermiş olduğu ilaçları mümkün olduğu kadar düzenli kullanın. Tansiyon ilacını her gün kullanıyoruz. Tansiyonumuz sadece yükseldiği zaman değil. Bunu da yine çok sık hastalarımız soruyor. Bu noktada çok çok önemli. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tansiyonunuza dikkat edin.